Su üzerine şu anda emniyet ve 112 acil servis ekipleri de Müge Anlı stüdyosuna intikal etti. Şu anda emniyet ekipleri işte o evrakı inceliyor. Zorunlu sevk tutanağı var. Merhabalar. Nasılsın? Eda Nur Böcek, sen misin? Evet. Tamam. Biz de gelmen gerekiyor. Sağlıkçı arkadaşlar da gelmiş. Biz seni burada bir kontrol etsinler. Ondan sonra biz de beraber geleceksin, olur mu? Tamam, olur abi. Tamam. Sıkıntı yok. Parmağınız var. Bir de kolunu açar mısın? Kolumu açayım. Yürüyebilirsin değil mi? Evet. Tamam, hadi girelim yavaşça. Ben onlardan şikayetçi olmak istemiyorum. Ben uzak dursun, Allah yakın olsunlar. Bak, şikayetçi olmak istemiyorum. Böyle giderse şikayetçi olacağım. Gerçekten onların yüzünü dahi görmek istemiyorum. Senin için endişeliler. Ben şiddet görüyorum. Ailemden şiddet görüyorum ya. Gerçekten kendim isteyerek kaçtım ya. Yüz yüze görmek istemiyorum diyorum ama her defasında işte böyle yapıyorlar. Kendileriyle yüz yüze dahi gelmek istemeyen Eda Nur'u kısacık bir anda olsa gören ailenin yüreğine su serpildi. Çok zayıflamış. 5 günün içinde bitmiş. Ya vallahi çok sevindim ama işte bundan sonrası için defolun diyor ya. Defolun diyor bize. Eda yavrum. Eda. Eda Nur Böcek, Profesör Doktor Masar Osman, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan ilk muayenenin ardından tedavisine devam edilmek üzere hastaneye yatırıldı. Endişelilerdi ama genç kız sağ salim bulunup tedaviye götürüldüğü için mutlulardı. Az önce benim gördüğüm kardeşim benim kardeşim değildi. Ruhsuzlaşmış tamamen. Dayanamazdı bizi görünce. Hiç yüzümüze bile bakmıyor. Senin adın bile yetti. Salıveriyorlardı, seni söyleyince salıvermediler, yatırdılar. Allah senden razı olsun. Çok mutlu ettin beni. Bu olayı peşini bırakmanı istemiyorum Müge abla. Mükemmel birisin. Ya anlamıyorum. Polis misin? Doktor musun? Gazeteci misin? Avukat mısın? Her alanda bir insan bu kadar iyi olamaz. Yani gerçekten mükemmel birisin. Helal olsun sana. Kardeşimizi bize buldun ama bu olayı peşini bırakmanı istemiyoruz Müge abla. Çünkü çok saf, iyi niyetli biri olduğu için hemen kandırılabilecek birisi. Teşekkürler Müge abla. Duası Eda Nur için. İnşallah iyileşecek. Sonra bize de sağlık haberlerini duyurursanız memnun oluruz. İşte diyorum ya, bazı gerizekalılar diyor bu kadın yani her şeyi biliyor. Oku sen de öğren. Yani millet kocasından mı ayrılmış, sevgilisinden mi ayrılmış, hamile mi kalana bakana kadar gir öğren. Her gün bir şey öğrenebilirsin. O zaman senin de bir, bu genel kültür denen de bir şey var değil mi? Herkes birbirinin karısına kocasına bakıyor. Ona bakana kadar. Bu internet bir derya yani. Çok güzel. Eskiden... Valla benim o zaman gazeteler şey verirdi, ansiklopedi verirdi. Benim bir padişahlar ansiklopedim vardı. Bir de annem onları güzel ciltletiyormuş sağ olsun. Ondan sonra bir padişahlar ansiklopedisi vardı. Gençlik ansiklopedisi vardı herhalde. Milliyet gazetesi mi veriyordu onları? Kim veriyordu? Milliyet veriyordu değil mi? Ondan sonra ne güzeldi o ansiklopediler. Fakat o ansiklopedileri biz de evde okunacak kitapları bitiriyorsun. Onları okurduk. Bir sürü şey. Şimdi ama zordu. Şimdi internete gir, yaz. Oo, bir sürü şey öğreniyorsun yani. Çok güzel bilgi veren. Ha meydan loruslarımız falan vardı evet. Ama yine de zordu onları taşımak, okumak falan. Ben bir de sürekli okumak istiyordum ya. Şimdi artık internetten girip ona buna bakana kadar, abuk subuk fotoğraflarını çektirip koyana kadar. Neler var yani? O zaman herkes her konuda bilinçli şimdi olabilir. Şimdi kafana takılan bir şeyi Mesce Google'a yazıyorsun. Ha. Mesce Google derhal seni yapmadı. Mesce Google mı? Ama gerçekten çok güzel. Yani evet. Çok güzel haber portalları da var. Çok güzel bilgi portalları da evet, var. Yani evet, öyle ben çok eğleniyorum şeyle. Google'dan evet. Bu Google çok iyi oldu. Evet, evet. Her şeyi anında cevaplandırıyor. Siz de biliyorsunuz ansiklopedilerle yani, kütüphaneye hemen... giderdik. Yani demin dediğiniz gibi o meydanlar ustaki bizim çabalarımız sayfalarca ara, bul, bilmem not al, bir sürü şey zahmetler. Şimdi basıyorsun parmağını iki dakika. Vallahi şimdiki gençler çok şanslılar. İki saniye içinde yani. İki dakika değil, iki saniye içinde her şey karşında. Evet. Teknik çok iyi yani biz zaman zaman söylüyoruz bu sosyal medyada da esasen böyle müsbet yönde kullanılsa ele geçmez bir güzellik. Ama maalesef
işte bir takım iyiliklerin yanında bir de böyle kötü istismarlar ortaya çıkınca işin tadı bozuluyor. Allah o kötü niyetlilerden hepimizi korusun. Ama canım şimdi sosyal medyadan da kendine koca bul diye kurulmamış ki o yani. Yani etrafta adam mı kalmadı yani hiçbir şöyle çıkıp da etrafına bakındığın zaman. Ha şimdi diyor ben böyle söyleyince Bülge Hanım ben de internetten evlendim çok mutluyum. E tamam sen mutlusun da Allah mutluluğunu daim edersin ama yüzde kaç? Yani bir de istatistik bilimi denen bir şey var ya yani bu istatistik bilimini de reddetmememiz evet. gerekiyor. Bu yüzdelere de bakmamız gerekiyor. Evet ya dur onu da söyleyeyim. Şimdi siz hiç üzülmeyin. Tatile ha. gitmiş gibi kabul et. Evet ediyorum. Sen çıkartmasınlar da orada. Siz de kendi ruh halinizi korumak zorundasınız ya. Evet. Şimdi gidersiniz gene doktoruyla konuşursunuz. Orada çok uzman doktorlarımız var. Gidersiniz şimdi doktorları buradan gidin. Doktoruna ulaşmaya çalışın. Size bilgi versin hani nedir durumu falan diye. Zaten hani bize haber vermeden çıkarmayın diye de oraya notunuzu düşersiniz. O iyi olacak siz merak etmeyin. İnşallah. Onun öyle çok büyük bir rahatsızlığı yok. Belli onun halinden. O düzelir. İnşallah. Şey, İnşallah. Tatile gitmiş gibi düşün. Allah razı olsun. Tamam mı? Hadi üzülmeyin. Tatile gitti gelecek. Ne yapalım? Ama doktoruyla tabii ki bir görüşmenizde fayda var. Gideriz, görüşeceğiz, gideceğiz. Yani, sen şimdi gönder onları Kadriyeciğim. Siz hiç beklemeyin burada. Sizi tamam, seviyorum. Sabaha kadar uyumadılar ya. Çok teşekkür ederiz her şey için. Çok tamam, sağ olun. Tamam rica ederim. Rica, sizin çocuğunuz da bizim çocuğumuz. Ne fark eder yani? Hepinize hocalarıma her zaman. Gözünüz aydın. Bir hafta sonra geldiği zaman sizi el öpmeye getireceğiz. Güzeldiği zaman bir haftaya kadar sizi el öpmeye getireceğiz. Zaten o meşhur olmak falan da. Çok istiyordu. O He? televizyona çıkmak falan istiyordu. Çıktı. Çıktı. Olsun olsun. Kalkın. Yani bakın birçok kişi çocuğunu bir psikiyatri kliniğine, bir psikiyatriste götürmekten çekiniyor. Neden? Sağdan soldan ne derler diye. Lütfen herkes de biraz çenesini kapatmayı öğrensin böyle konularda. Bu hepimizin başına gelebilir. Bak benim de başıma gelebilir, Rami Bey'in de başına gelebilir, sizin de başınıza gelebilir. Bilmiyoruz. Kol kırılması gibi bir şey aslında. Yani bizi yöneten hormonlarımız var, fizyolojik sıvılarımız var. Bir sıvımız azalıyor. Beyindeki bir sıvı azalıyor. Doktorlar o sıvıyı yerine koyuyor. Normale dönülüyor. Bu kadar basit. O delirdi. O hastaneye yatırıldı. Bakırköy'lük oldu. Keşke herkes Bakırköy'e gidebilecek imkanı bulabilse. Keşke herkes orada yatabilme imkanı bulabilse. Etrafta bir sürü saldırgan insan var. Onları zorla götüremiyorsun bile değil mi? Lütfen abuk subuk sözleriniz, iman, herkes bunun çok normal bir şey olduğunu anlayacak ve ona göre davranacak. Psikiyatristler boşuna mı okuyorlar? Kaç yıl okul okuyorlar? Onun üzerine ihtisas yapıyorlar. Onun üzerine tecrübe sahibi oluyorlar. O yüzden söylüyorum mesela Bakırköy o kadar çok hasta geliyor ki. Mesela çok kıymetli bir hastane. Neden? Çünkü oradaki doktorlar çok tecrübeli. Bunu lütfen kimse kimseye de var. Kızın oraya mı gitmiş? Senin de kızın gidebilir. Çeneni kapatacaksın. Nokta bitti. Hastayı yani da iyileşecek. Yani sağlık problemlerimiz olduğu zaman nasıl rahatça bir doktorun kapısını çalıyorsak. Dahiliyeciye, cerraha, hariciye. Bu da bir doktor, bu da bir tıp kurumu. Yani buradaki rahatsızlığı da tedavi etmek için hiç çekinmeden psikiyatristin kapısını çalmak en tabii durum. Bunu yanlış anlamanın veya acaba duysa komşum ne der? Hiç, ne diyecek? Benim sağlık problemim vardı, iyileşmek için gidiyorum. Sakın. Bundan daha tabii bir şey olamaz yani. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.